Öğretmenlerim merhaba, rehberliğin ilkeleri başlığıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Önce bir notla başlayalım. Bu not ÖSYM tarafından defalarca sorulan nottur. O not da şöyle, bekleyin biraz yazmayın şimdi, ben söyleyeceğim yazarken. Okuldan okula, kademeden kademeye ne değişir ne değişmez? Yöntem teknikler değişir, faaliyetler değişir, kullanılan materyal değişir, öğretmen değişir, öğretmen, öğrenci değişir. Ancak öğretmenlerim not, buyurunuz yazın. Rehberliğin ilkeleri değişmezdir arkadaşlar. Not. Okuldan okula, kademeden kademeye rehberliğin ilkeleri değişmezdir. Rehberliğin ilkeleri evet değişmezdir arkadaşlar. Rehberliğin ilkeleri değişmezdir. O halde öğretmenlerim ilk ilkemiz bir. Gizlilikle başlayalım. Birincisi gizlilik. Birincisi gizlilik. Şimdi dostlar gizlilik şöyle ki danışan ile danışman arasındaki bilgilerin danışman tarafından saklı tutulmasıdır. Bireye gitti, kendi hakkındaki özel bir şeyi gitti başkasına paylaştı. O beni ilgilendirmez. Yani gizlilik ise danışman ile ilgili bir bilgidir. Yani gizlilik buyurunuz. Danışan ile danışman arasındaki bilgilerin danışman arasındaki bilgilerin evet danışman tarafından saklı tutulmasıdır. Saklı tutulmasıdır arkadaşlar. Her zaman mı? Hayır. Dostlar ilke gereğince sağlık, güvenlik, suç gibi durumlarda ilke gereğince saklı tutmak durumunda değiliz arkadaşlar. İlke gereğince ilgili kişi ya da kurumlara paylaşılmalıdır. Bu gizliliğin ihlal edildiği anlamına gelmez. Bu aslında ilke gereğince davranmış olduğu anlamına gelir arkadaşlar. O halde bir yazarım. Suç, güvenlik, Sağlık gibi durumlarda ilke gereğince ilgili kişi ya da kuruma evet bilgi verilmelidir. Evet, örnek vereyim dostlar. Diyelim ki Allah göstermesin yarın başınıza böyle bir olay gelebilir. Atandın. İnşallah de orada be. Heh, atandın. Atandığın yerde diyelim ki bir köy, bir mezra arkadaşlar. Bir tane diyelim ki 4. sınıf öğrencisine atıyorum akrabası tarafından cinsel bir tacize maruz bırakıldı. Sen de bunu öğrendik. Hatta gel dedik sana anası. Hocam dedi bunun böyle olduğunu ben biliyorum dedi. Artık bu olay kapandı dedi. Hatta o kişi de buradan taşındı gitti dedi. Eğer sen bunu birine söylersen burada birçok insanın ölümüne sebep olabilirsin dedi. Hatta çıkardı silahı belinden masanın üstüne koydu. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Alır tenini sıkarım diye ne sakın da. Ne yaparsınız? Dostlar ortada bir suç var mı? Var. Bu durumda ilke gereğince okulda öğretmensen amirin müdür aracılığıyla o gitmiyorsa sen bu durumu emniyete bildirmek zorundasınız arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bunu da gizliliği ihlal etmiş olmazsın, ilke gereğince davranmış olursun. Çünkü ilke hiçbir zaman ihlal edilmez arkadaşlar. İlke gereğince böyle davranmış olacaktır. Bu nedenle örnek, ortada bir taciz olayı var diye örnek verdim arkadaşlar. Bu durum ne yaptın? Müdür aracılığıyla emniyete gittin. Emniyete başvurulur. Ha olay şöyle olsaydı. Öğrenci biri geldi sana hocam dedi ya ben dedi şu kıza aşık oldum dedi. Kız önce bana yüz verdi sonra vermedi mahvoldum dedi. Falan filan kendi hakkında özel bir bilgiyi paylaştı. Bu durum ne yaparsınız? İlke gereğince bu durumu saklı tutmak zorundayız arkadaşlar. Anlatabildim mi öğretmenlerim? O halde iki. İkincisi gönüllülük ilkesi. Gönüllülük ilkesi.
Rehberlik hizmetlerinde ikna yoktur, zorunluluk yoktur, gönüllülük vardır. Yani rehberlik hizmetlerinde gönüllülük esastır arkadaşlar. Rehberlik hizmetlerinde gönüllülük esastır. Yani hadi gel bakalım ben sana rehberlik yapayım diye bir şey olur mu? Olmaz gençler. Birey sürece dahil olmaya gönüllüyse ancak bu durumda rehberlik hizmetleri sunulacaktır. Örnek vereyim dostlar. İki örneğim de tipik bir ÖSYM sorusu olsun. Sorunun biri şöyle. Diyor ki müdür git diyor sınıfında bir tane bireyi tanıma tekniğini kullan diyor. Sen de girdin sınıfa. Bireyi tanıma tekniklerinden kimdir bu tekniğini kullanmak için sınıfa formları dağıttın. Sınıfta iki tane öğrenci doldurmuyorum dedi. Ne yaparsın? A. Onun yerine doldururum. B. Sınıftan dışarı çıkarırım. Çalışmaya devam ederim. C. Notla tehdit ederim. D. Güzel bir dille ikna etmeye çalışırım. İkna var mıydı? Yoktu. Cevap Edirne şıkkı. Yani şu. Katılmadıkları ilgili formda belirtilir ve çalışma devam edilir. Çünkü gönüllülük esastır. O halde yazdım. Katılmadıklarına ilgili formda belirtir. Çalışmaya devam ederiz. İkna var mıymış? Yokmuş. Zorunluluk var mıymış? Yoktur arkadaşlar. Hadi geldi bir örnek daha. Bu da ÖSYM sorusu. Güzel bir soruydu. Bu öğretmen olsun gençler. Yani sen ol. Bu öğrencin olsun. Tamam mıdır? Bu da öğretmenlerin okul rehber öğretmeni PDRC olsun. Öğrencide duygusal bir problem olduğunu düşündü. Örneğin özgüven problemi var gibi. Kaygı problemi var gibi. Bu durumda çocuğu ne yaptın? PDRC ile görüşmesi için yönlendirdin. Ama öğrenci ben PDRC ile görüşmek istemiyorum dedi. Bu durumda sınıf rehber öğretmeni gönüllülüğe aykırı davranmadan ne yapmalıdır? Görüşmek istemezse görüşmez arkadaşlar. Doğru mudur? Bu durumda öğretmen öğrenciye ya da öğretmen bu durumda gönüllülüğe aykırı davranmadan ne yapmalıdır? Doğru cevap şu öğretmenlerim. Gider PDRC'ye öğrenciyle görüşmesini önerebilir. Artık bu durumda gönüllülük ilkesi öğrenciyle PDRC arasında geçmiştir. Ha, öğrenci görüşmek istemiyorum derse görüşmez. Çünkü gönüllülük esastır arkadaşlar. Peki ya şöyle olsaydı, gitti öğretmen PDRC'ye. Hocam dedi bu öğrenci var ya bu öğrenci dedi. Bunun dedi başına dedi sevgilisi tarafından şöyle geldi bunu bıraktı gitti aşık oldu falan filan diye anlattı. Bu durumda öğretmen hangi ilkeye aykırı davranmıştır? Cevap gizlilik ilkesine aykırı davranmıştır arkadaşlar. Anlaştık mı? Güzel. Üç. Üçüncüsü buyurunuz demokratik ve insancıl ilkesi. Üçüncüsü. Demokratik ve insancıl ilkesi. Evet. Şimdi işte bu ilkeyi bir yorumlayalım. Bak şimdi buraya bir. İnsancıl demek ne demek? Her insan biricik ve değerlidir, değil mi? Her insan biriciktir ve değerlidir. Demokrasi öncelikle zorbalığa ve baskıya karşı demokrasi değil mi? Zorba ve baskıya karşıdır. Baskıya karşıdır. Yani demokrasi daha çok gençler eşitliği anlatmaktadır. Yani şöyle öğretmenlerim. Her birey değerlidir. Bu nedenle ona göre, buna göre rehberlik hizmetleri olmaz arkadaşlar. Herkese eşit oranda rehberlik hizmetleri sunulmalıdır öğretmenlerim. Doğru mudur? Doğru. Keza bizim memlekette böyledir. Yani Antalya'nın Lara bölgesindeki örneğin Gidiklim Koleji reklam olsun'daki rehberlik hizmetleri de atıyorum işte bilmem ne köyünün bilmem ne mezrasındaki sınır bölgesindeki okulda da aynı rehberlik hizmetleri
sunulmaktadır arkadaşlar. Niye? Çünkü demokratik ve insancıl olduğumuzdan dolayı. Gençler, bunu şöyle örnek vereyim size. İşte örneklerim için hemen altı yorum yazmayın. Ha hocam, senin örnekler şöyle böyle falan diye aklınıza kalsın diye örneği veriyoruz. Yani yazması kolay ama yapmayın, tamam mıdır? Örnek öğretmenlerim şöyle ki, ben de sizin gibi üniversiteye gittim. Üniversitede ikimizin de ortak aldığı bir ders vardı. Birinci sınıf dersiydi, YÖK dersiydi. O da Atatürk İlke İnkılapları Tarihi. Ben o dersten geçti, çok uzun süre kaldım arkadaşlar. Geçemiyorum dersi. Nedeni, adam bana taktı. Bir de o dönem böyle aykırı bir tipiz, tamam mıdır? Anarşik bir yapımız var. Ondan sonra saçlar böyle uzun benim. Kulaklar daha da küpeli falan. Yırtık pırtık böyle takılıyoruz gençler. Underground dönemler. Neyse, adam bana taktı. Dersten geçirmiyor. Ve sınavdan geçmem için de 5 tane soru soracak. 85 puan almam gerekiyor. Yani 4 soruyu full yapacağım. Birini azıcık yaptım mı tamam bu iş. Abi oturdum. Tamam mıdır? Deli gibi böyle tarih çalışıyorum ya. Hani öyle böyle değil. Anlatabildim mi? Yani şöyle bir poh desem içimden bir tane İlber Ortaylı fırlayacak gibi hissim var. Öyle çalışıyorum arkadaşlar. Neyse, sınav zamanı geldi. Birinci soruyu yaptım. İkiyi bitirdim. Üç tamam. Dördüncü soruyu yazdım. İnanır mısın? Yedinci yaprağı yazıyorum yani. Öyle dolduruyorum falan. Beşinci soru. Demokrasi nedir? Ulan çocukluğumuzdan beri biz demokrasinin ne olduğunu öyle böyle biliyoruz arkadaşlar. Bir de şimdi bizim okul Dil Tarih Ankara Üniversitesi. Okulumuzdan haftanın 5 gününün 3 günü tatil. Niye? Demokratik olaylardan dolayı. Yani okula girip çıkıyorken öğrenmeme şansımız yok. Derken adam kağıdı götürdü. Okuyor sonuçları. İşte diyor, Ayşe geçtin, Fatma geçtin, falan geçtin, filan geçtin, o geçtin, bu geçtin. Hasan Sal dedi, buyur hoca dedim, kaldın dedi, sağ ol hoca dedim, oturdum. Yanımda ev arkadaşım vardı, Gürkan Bektaş diye. Gürkan Bektaş dedi, buyur hoca dedi, tabi sen de kaldın dedi, tabi sağ ol hoca dedi, o da oturdu. Bir tane kız var sınıfta, Okşan isminde bir kız. Ona geldi sıra, aa kızım dedi, sen de kalmışsın dedi. Okşan abi tiki bir kızdı böyle. Ay hocam dedi, benim kalmışım dedi. Evet kızım, sen de kaldın dedi, nasıl kaldın sen? Ay hocam bilmiyorum acaba, ne yaptık acaba hocam dedi. Dedik hoca, kızım da sen benim odaya gel, ben seni bir geçireyim dedi, ayağa fırladım. Hoca dedim, bana beni de geçir dedim, otur lan yerine dedi. İşte burada öğretmen demokratik ve insancıl davranmamıştır. Onu geçirdiyse beni de geçirecek arkadaşlar. Anlatabildim mi öğretmenlerim o halde örnek? Onu geçirdiyse dersten, evet beni de geçirecek dersten. Tamam mı öğretmenlerim, anlaştık mı? Bu örneği daha da unutmazsınız arkadaşlar. 10 yıl önceki öğrencilerim bile hala diyor, işte hocam diyor, o hikayeyi şöyle böyle falan filan hala söylüyor, doğru mu yalan mı diye soruyorlar. O nedenle akılda kalan bir örnek olmuştur. Herhalde Serkan sen unutmazsın. Aklında tabii deli sorular var değil mi? Hocam geçtim geçmedik falan diye. Geçmedim. Dördüncüsü. Namusumuzla geçmedik. Koşulsuz kabul. Evet, açtım parantez maalesef. Siz yazmayın bunu. Benim burada bir derdim var, onu anlatacağım şimdi size. Koşulsuz kabul gençler. Bak şimdi. Tanımı şu. Bireyi, dil, din, ırk, cins, cibilliyet ayrımı, cibilliyet soykütük demektir, ayrımı yapmaksızın sürece kabul etmektir arkadaşlar. Gençler, koşulsuz kabul deyince aklınıza ne geliyor? Söyleyeyim mi gelenleri? Aklınıza ne olursan ol yine gel geliyor. 72 metre bir gözle bakmak diye akla geliyor. Doğru mu öğretmenlerim? Aynen öyle. Şimdi dostlar, bizim için şöyle, niye maalesef yazdım? Bu örnekler bizim için Mevlana'nın örnekleri, Yunus Emre'nin örnekleri. Yani bunlar geliyor akla. Pir Sultan geliyor akla. Hacı Bektaş geliyor akla. Doğru mu öğretmenlerim? Yani bu toprağın insanları aklımıza geliyor arkadaşlar. Ama bu kavramı bana anlattıran kuramcı Mastov. Ki ortalama 20. yüzyıl, öyle değil mi? Ama bu adamlardan önce zaten bizim bu topraklarda en az
15 yüzyıl önce bu kavramlar vardı. Vardı da niye bana Elin oğlu bu kavramı anlattırıyor? Nedeni o bahsettiğim şahsiyetlere yaşadığı dönemde de anlamadık. Hatta hayatlarını zulmettik arkadaşlar. O nedenle maalesef diye anlatıyorum. Anlatayım size hikayeyi. Şöyle artık yavaş yavaş böyle üniversitenin sonları falan gelmeye başladı. Ondan sonra yani kastettiğim hazin ayları falan, tamam mıdır? O aylarda oturuyoruz evde Gürkan'la beraber. Böyle biraz da gece ilerleyen saatleri Ankara'da hava ısınmış, evde oturuyoruz böyle. Gürkan dedi ki Hasan dedi ya zaten hiç gezmiyoruz, böyle herkes geziyor, biz burada oturuyoruz falan. Dedim oğlum Gürkan dedim la, cebimde para var mı senin dedim. Yok dedi. Peki Hasan dedi sende para var mı dedi. Dedim bende 2 lira var. Vallahi cepte 2 lira vardı. E paramız yok, ne yapalım? Dedik ya parasız gezer miyiz, gezeriz ulan falan filan diye çıktık yollara. Otostopla geziyoruz arkadaşlar. Geldik işte bir kavşağa. Kavşakta birimiz İstanbul üzerinden Karadeniz'e giden yolda bekliyor. Gürkan orada. Ben ise Konya, Adana üzerinden Doğu'ya giden yolda bekliyorum. Yani araç kime durursa otostop çekiyoruz, onunla gideceğiz. Amacımız bu. Neyse ben gençler tabii daha karizmatik, medyatik, popüler, fit ve selvi boylu olduğum için, gülme Serkan, şöyle bakarak güldüm bir de. Olduğum için gençler, kamyon bana durdu. Durdu. Biz de işte bindik kamyona, koyulduk yola. Sabahın ilk ışıklarıyla muhteşem bir yere geldik. Böyle muhteşem beyazın tonu, muhteşem yeşilin tonu. Ben sana onu görünce mest oldum. Gürkan dedim ya baktım şurası çok güzel görünüyor. Geldim şuraya bir girelim. Dedik Gürkan, oğlum Hasan zaten acıktık, yorulduk, uykusuz gidelim falan, daha yolumuz uzun. Dedim oğlum bak Gürkan bir daha geliriz gelmez. Geldim şuraya girelim bir. Dedi oğlum zaten her gördüğün yere girmek istiyorsun falan derken bir baktım bir yazı. Şöyle yazıyor. Ne olursan ol yine gel yazıyor. Dedim Gürkan vallahi bizi çağırıyor. Heya dedi bizi çağırıyor. Gittik gençler oraya. Tam içeriye gireceğiz. Belki şu an değişmiştir. Umarım değişmiştir. Tam içeriye gireceğiz. Dediler ki buraya giriş bilmem kaç paradır. Yok! Yok! Giremedik arkadaşlar. Bak adam ne demiş ya? Ne olursan ol yine gel demiş. İnanıyorsan da inanmıyorsan da öyleysen de böyleysen de yeter ki gel demiş. Geldik ama paramız yoktu. O halde ben de maalesef diye anlatıyorum. O halde buyurunuz. Ne olursan ol. Şimdiki günü yanlış işte değil mi? Parayla gel. Öyle değil mi? Şimdi korona falan filan ya. Hafta sonu işte Adrasan'daydım. Abi oteller var ya tıklım tıklım dolu. Diyor otel sahibi. Vallahi diyor sezonda diyor bile diyor. Hafta sonu bu kadar talep olmuyor diyor. Yani parası olana korona yok. Öyle değil mi? Gariban ne yapsın? Evde işte korona yaşıyor. Evet dedik, eleştirdik arkadaşlar. Evet, parayla gel dedik. Ya da Yunus Emre'nin ÖSYM sorusu yine. 72 millete 2 millete bir gözle bakmaz. Bakma ne diyor? 72 millete neydi o cümle ya? Bir gözle bakmayan hakka müterrist değildir. Yani gerçekçi, hakikatçi değildir anlamında kullanıyor arkadaşlar. Ve son örneğimiz, Serkan'dan müzik açabiliyor musun? Duyar mıyız burada açarsan? Kamera duymaz mı? Nasıl telif yeriz? Atıyorum şimdi açsak Neşet Baba'dan bir türkü telif mi yeriz? Neşet Baba bu ya. Neşet Baba bize ne desin ya? Garibanın dostu. Olmaz diyorsun öyle mi? Hayır. Olur mu? Başka bir şarkı söyleyecektim. Orhan Baba'dan çalın bu sefer. Orhan Baba'yı söylerim ben ya. Sıkıntı olmaz. Aç bakalım bir hata sıfır olmaz diyelim ya. Ver müziği. Coşkuyu. Ver coşkuyu. Tam buraya gelsin. Geliyor gençler. Hazır mısınız?
9 ya da 8 ÖSYM sorusu fon bizde geldi arkadaşlar. Bu şarkı Orhan Bağımız'dan size hatasız, kul olmaz, hatamla sev beni. Evet, bir ÖSYM sorusu oldu arkadaşlar. Aklımdaki soru şu, sormadan gidemeyeceğim, o da şu. Şimdi bunu yazan adam herhalde böyle bir şarkı vardı yazmaz. Yani bu soruyu muhtemelen soru olarak aklına gelmesi için tam o dinliyor an olması lazım. Öyle değil mi? Soru şu, bu adam bu müziği niye dinliyordu? Saat kaçta dinliyordu? O sırada ne yiyip ne içiyordu? Yani bu 3 sene geçtiğinden cevap bulamadım. Evet. Bu nedenle bu sene geçtiğinde böyle yavaş yavaş Müslüm Baba olabilir. Tamam mıdır? Hatta İbo Show yeni yeni böyle popüler olmaya başladı. İbo Show'dan belki bir soru gelebilir. Bu nedenle mutlaka o programları kaçırmayın arkadaşlar. Bu da size öneriydi. 5. Beşincisi saydamlık ilkesi. Saydamlık ilkesi. Saydamlık, içi dışı bir olma, içi dışı bir olma, tutarlı olmadır. Yani diyor ki öğretmenlerim, kardeş diyor, biri hakkında ne biliyorsan, ne görüyorsan, olanı olduğu gibi şeffafça söyleyin diyor arkadaşlar. Ivırmayın, kıvırmayın, söyleyin. Peki tamam söyleyelim, güzel. Bunu söylerken lönk diye söylenir mi? Hayır. Bu nedenle iletişim dili önemlidir arkadaşlar. Yani paragrafta test etmeyi iletişimden bahsediyorsa sorunun muhtemel cevabı saydamlıktır. O halde buyurunuz. Saydamlık ilkesinde iletişim önemlidir arkadaşlar. Anlatacağım ileride ben dili kullanılabilir. Değil mi? Anlatacağım ileride empatik dili kullanılabilir. Anlatacağım ileride ego geliştirici dil kullanılabilir. Doğru mu öğretmenlerim? Gibi dillerin etkin olduğu bir ilke olmuştur arkadaşlar. 6 yan taraf devam ediyoruz. 6. ilkemiz o da özellik ilkesidir. Buyurunuz. 6 özellik. Çakın üzerine yıldızları. Evet, çakın üzerine yıldızları gençler. Özellik. ÖSYM'nin en çok sorduğu ilkelerden bir tanesidir. Özellik, bireyin kendi davranışları kendisinin yapıp belirleyip kendisinin yapmasıdır. Bireyin kendi davranışlarını kendisinin belirleyip yapmasıdır arkadaşlar. Belirleyip yapmasıdır. Yani nasıl yapılacağını göster. Nasıl yapılacağını göster. Kendisi yapsın arkadaşlar. Kendisi yapsın. Yani ÖSYM'nin deyimiyle örnek balık vermektense balık tutmayı öğreteceğiz arkadaşlar. ÖSYM sorusu, öğretmenin bir tane çocuklara anlatmadığı yerden sorular soruyormuş. Öğrenci de gelmiş, öğretmeni şikayet etmiş sınıf rehber öğretmene. Burada sınıf rehber öğretmeni özelliğe aykırı davranmadan ne yapmalıdır? Öğrencilere nasıl konuşacağını gösterip, söyleyip, öğretmenle kendilerinin konuşmasını sağlamaktır arkadaşlar. Eğer gidip öğrenci adına öğretmenle görüşürsek bu durumda, özelliğe aykırı davranmış oluruz. İşte bahsettim Gürkan'dan. Ev arkadaşım Gürkan. Şu an sanırım Tunceli'de yaşıyor Gürkan. Orada tarım işleri uğraşıyor burada. Çok böyle keyifli bir işi var. Ondan sonra bir gün böyle yanıma geldi. Antalya'dayız. Bir tane kız arkadaşım gördü. Yekten dedik Hasan dedi ya bunu bana ayarla sana. Dedim oğlum Gürkan sen ne diyorsun dedim ya. Oğlum dedim ben dedim kaç yıldır rehberlik anlatıyorum. Ben de sana bu kız ayarlarsan bu durumda özelliğe aykırı davranmış olur. Ne yapacağız? Nasıl ayarlanacağını göstereceğiz. Kendisi ayarlayacak. Tamam mı kardeşler? Bunu unutmazsınız diye verdim örneği. 7. 7.'si saygı. İşte bir cümle söyleyeceğim bununla ilgili. Açacağım daha sonra. Bence şu an ülkemizin en çok ihtiyacı olan şey bu arkadaşlar. Farklılıklarımıza saygı.
yaşamımızda, tabii insanlığa zarar vermediği sürece, yaşamımızda ne kadar çok farklılık varsa o kadar zenginizdir. Her birimizi aynı kalıba sokmak zenginsizliğimizi ifade eder arkadaşlar. O halde buyurunuz, her bireyi farklı tercihlerine evet, saygı duymalıyız. Herhalde şu an dünyamızın bile en çok ihtiyacı olduğu şey. 8. Ve 8. öğretmenin sonuncusu olsun bu da. O da gençler, empati. Empati, kendimizi başkasının yerine koymak değildir. Daha da ötesi, empati bireyi nedenleriyle anlamaktır. Bireyi nedenleriyle anlamaktır. Tamam mı dostlar? Mesela seni anlıyorum demek empati midir? Hayır. Seni anlıyorum demek empati değildir arkadaşlar. Nedenleriyle anlayacağız. Örneğin diyelim ki bizim Ahmet'i bir öğretmen bir puandan derste bırakmış. Ahmet'in okulu uzamış. Sinirli geldi benim yanıma, dedi ki beni dedi o öğretmen dedi bir puanla bıraktı. Ben onun dedi ta diye başladı duaya. Şimdi aldım kendimi koydum Ahmet'in yerine. Ne yaparım? Ben de o hocanın ta diye devam ederim. Bu artık sempati. Yani sempati empati ne yaptı? Engelledi. O halde ne yapacağız? Örnek. Diyeceğiz ki Ahmet hoca seni bir puanla bıraktığı için sinirlisin. İşte öğretmen bu bizim için ne olmuştur? Empati olmuştur arkadaşlar. Anlatabildim mi? Nedenleriyle anlayacağız. Ve altına bir not düşelim öğretmenlerim. Evet, o da not. Sempati ve acımak empatiyi ne yapar? Engeller. Empatiyi engeller arkadaşlar. Evet öğretmenlerim, ilkelerin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde işlevlerde görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın, hoş kalın.